Altaylı'yla birebir devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam etmiyoruz tabii ki. İdil Yazar ve Fatih Turak burada. Hoş geldiniz İdil Hanım. Hoş bulduk. Fatih hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Uzaktan hayranınızım. Sizin de öyle. Ama size yemeğe gelmem mümkün değil. Size yemeğe gelmem mümkün. Fakat bir türlü gelemiyorum. Yer ayırtıp ayırtıp gelemiyorum biliyorsunuz ki. Ama şimdi şefin telefonunu aldım. Bundan sonra da şefe yakınsınız artık istediğiniz zaman. Ama şey istiyorum ben, mutfakta bir masa istiyorum. Öyle ortalıkta yemem. Şefin masası. Şefin masası, en sevdiğim yer. Fatih hoş geldin, sen de hoş geldin. Tekrar hemen sohbete içeride biraz ettik ama daha çok profesyonel sohbet. Biraz daha burada şey konuşacağız, ahçı ahçıya konuşmuştuk orada. Şef ile ahçı arasındaki fark nedir? Önce bir onu anlatır mısın bize? Güzel soru. Aslında aşçı yemek yapan kişiye denir ama şef yemeğin dışında çok farklı dallara da hakim olması gereken biri. Mesela? Sanat, matematik, fizik, kimya, insan kimya ilişkileri. Kimya şef olmaz zaten. Bunların hepsine dokunması gerekiyor. Yöneticilik vasfınıza ihtiyacınız var. Ve insanlara ilham vermeniz gerekiyor. En önemli şey bu. İnsanlar ekibe mi yoksa müşteriler aslında herkes dahil. Herkes dahil. Tutkunuzu paylaşmanız gerekiyor. Fark bence bu. Ama en önemli şey şef olmadan önce usta olmak lazım. Önce iyi bir aşçı olmak lazım, evet. Sonra şef olmuyor. Aynen. İyi bir aşçı asla, iyi bir aşçı olmazsan iyi bir şef olamazsınız. Bence yani ben genelde hani hep şöyle düşünüyorum. Şeflerin biraz daha işte restoran tecrübesi, biraz daha ben profesyonel anlamda yaklaşık bakış açısıyla bakınca şeflerin sanki daha bir restoran tecrübesi, bir restoran mutfağını idare etmek, biraz daha kariyer alanında biraz daha yöneticilik. Aşçı evet hani kendi mutfağında yemek yapan, aslında yemek yapmayı seven herkese diyebiliriz. Biraz ben. Siz de evet. Ben aşçıyım ama büyüyünce şef olacağım inşallah. Biraz malzemenin o ruhu bundan anlayarak onları bir araya getirebilen. Yine bence orada da Fatih'in de dediği gibi bir sanat çok önemli bir şey. Evet. Genel olarak yemek yapmanız sanat, yemek yapmakta sanat ve kimya çok önemli bir şey. Ben de öyle ayırırdım herhalde. Peki senin nereden aklına geldi? Bildiğim kadarıyla spikerlikle başladın. Sonra birdenbire bu şey, spikerlikten ben de spikerlikten aşçılığa geçebilirim ama yani sen niye geçtin? Tavsiye ederim. Şöyle benim... Senin yemek yaparken seyretmek güzel bir şey, biri yemek yaparken seyretmek çirkin bir şey. O yüzden Estağfurullah. Benim rahmetli anneannem yemeğe çok meraklıydı ve gerçekten çok güzel, çok güzel yemek annen yapardı. Annenin en iyi yemeği hangisini mesela? Enginar dolması. Oo. Enginar dolması. Çanak enginardan değil, yaprak enginardan. Aynen. Benim de en sevdiğim yemek o. O Yunanistan'dan yani tamam. Selanik'te. Göçmeni. Aynen Bursalıyız. Bursa'da yaşıyorduk. Anneannem de bizle yaşıyordu. Benim de az önce Fatih'le de kuliste konuşuyorduk. Benim annem de Bursalıydı. O da senin göçmeniydi. Evet. Benim annem de Bursa'da. Benim onlar da Bursa'da yaşıyorlar. Yani. Sizde var mı Bursa? Ben de Antep var. O mutfağın göbeğinde. Benim baba tarafım da Urfa. Göçmen yemekleriyle Arap yemekleriyle arada. Evet. Evet. Rahmetli anneannemi çok mutfakta çok izlerdim. En mutlu hatıralarım da anneannemle mutfakta. Yani biraz aslında hikayem oradan başladı. Ondan sonra ben de sizin kızınız gibi böyle küçüklüğümüzde işte tatile gittiğimizde anne babam der ki ya bir fast food yiyelim işte hani şehri gezelim. Yok. Hayır, yemek yiyeceğim. Mutlaka başlangıcım ana yemeğim tatlım. Hani benim için bu hep küçüklüğümden beri çok önemliydi. Sonra üniversiteye gittim. Üniversiteden mezun oldum. New York'ta yaşamaya başladım. Tabii yemek seven bir insan için New York muhteşem cennet. Bir. Ama benim cennet. İlk 5 günde bütün maaşım bitiyor yani. Çünkü maaşımı alıyorum. Neyi maaş alıyormuşsunuz? 5 gün dayanıyordu. New York restoranlarında. 5 gün dayanıyordu. Ondan sonra tabii elim mahkum. Güzel yemek yemek de seven fast food falan hiç benlik değil. Mutfağa girip yemek yapmaya başladım. Sonra birkaç sene daha geçti. Kurumsal hayatta çalıştım. Sonra spikerliğe geçtim. Sonra anneannemi kaybettik ve mutfak ondan birkaç ay sonra ben aşçılık okuluna gittim. Yani çok da farkında olmadan. Yani. Evet aynen orada herhalde psikolojik bir şey de oldu bana. Belki hani onu. Peki niye YouTube'da niye bunu hakiki bir restoranda yapmıyorsun? Şimdi mesela ben desen ki ya İdil'de bir yemek yiyelim. Ne yapacağım? YouTube'dan mı yiyeceğim? Nasıl olacak bu iş? Ben seve seve bu arada. Genel olarak bir mutfakta olmak lazım. Yani. Şöyle aslında o biraz spontane gelişti. Ben aşçılık okulundan mezun oldum. Tam o sırada oğlum doğdu. Öyle olduğu zaman hani şeyin çok farkındaydım yani bir restoran açmak istiyorsam gerçekten benim lazım, yurt aynen. dışında çalışmam lazım. Bir 10 sene hatta 15 sene lazım. İyi restoranların evet, mutfaklarında aynen. çalışmam lazım. Bir çocukla bunu yapmak hani çok istenirse yapılabilirim o zaman onun hayatından çok şey kaçıracağım. Çalıyor.
Yani kendim aynen. de hani böyle ileride dönüp baktığım ben zaman... Ben en güzel zamanını kaçırdığım çocuğumu diyeceksin. Kaçıracağım. Evet. Onu yapamadan da restoran açmak çok akıllı bir yatırım olarak gelmedi benim için. Evde oturuyordum. İşte Ali yeni doğdu. Ali'ye bakıyorum. O sırada çok YouTube'dan kanalları izliyordum ben. Ben de yapayım. Ben de yapayım dedim. Televizyon geçmişim var. Açlık okulundan mezun olmuşum. Hani, İkisini bir araya getirip. İkisini bir araya getirdim. YouTube'da öyle başladım. Evin mutfağında başladım. Sonra stüdyo kurdum. Yani her işte Hayyam'a gittim. Işıkları aldım. Kamera. Evet. Videoların 800'ünü falan ben montajladım. Yani böyle ciddi bir montajcıyım da aynı zamanda. Öyle bir proje olarak başladı benim için. Sonra da iyi gidince öyle devam etti. Şimdi de aslında memnunum yani. Bir lokanta açmanı bekliyorum ben. YouTube'da izleyici olarak lokanta açmanı bekliyoruz ama acelesi yok. Fatih şunu merak ediyorum ben. Şimdi Türkiye'de aşçılık deyince hep akla Bolulular gelir. Evet, ben sen Bolu değilsin. Ben Bolu değilim. İstanbul'um ama ben de Bolu'da okudum. Bolu'da mı okudun? Tabii. 4 sene Bolu Mengen'de okudum. Oranın suyunu içtik yani. O önemli. Tabii eskiden çoğu aşçı oradan çıkarmış. Oradan çıkardı. Bu bir gelenek halindeymiş. Hikayesi de var zaten biliyorsunuz. Fakat tabii zaman geçtikçe her şey de değişiyor. Ama oraya bir saygı, oranın geleneklerine, oradan çıkan aşçılar iyi aşçı olurlar. O yüzden o zaman da başka benim gidebileceğim bir okul yoktu. Ben de Bolu'daki aşçılık okuluna gitmiştim. İstanbul'dan kalkıp 4 sene orada yatakhanede yatılı okudum. Yatılı okudum. Ailede var mıydı yemek işi? Ailede hiç kimse yoktu aslında. Ama senin nereden aklına geldi? Ya benim aslında ilham kaynağım daha çok annem. Çok güzel yemek yapar. Hakikaten herkes çok beğenir, takdir eder. Ben de onu göre göre aslında yanına yanaşmaya başlamıştım. Küçüktüm ama çok ufaktım. Yani ben aşçı olmaya 9-10 yaşında falan. O kadar. Tabii. Yani, zaten 36 yaşında buraya geldiğine göre çok ufak karar vermiş olmalısın. Yani aşçı olmaya karar verdim ve o andan itibaren başka hiçbir şey düşünmedim. Yani bazen düşünüyorum aşçı olmasaydım ne olurdum diye aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Ama işte hikaye böyle başlayınca lise zamanına geldik. Annem evden giderdi bazen pazara çarşıya ben kendim mutfağa atardım. Yani çizgi film izlemezdim giderdim mutfakta bir şeylerle uğraşırdım. Baktım bir şeyler yapabiliyorum. Sonra işte annemle babam bazen seyahate çıkardı. 2-3 gün beni evde bırakırlardı. Ben bu sefer arkadaşlarımı davet etmeye başladım. Gerçek tasdik ettirmem lazım çünkü insanlara yemek yapabiliyor muyum? İşte yapıyordum bir saatte bitiyordu her şey yapıp bitiriyorlardı yemekleri. Ondan sonra baktım ki demek ki hani bir şeyler yapıyorum ve insanlar seviyor, hoşlarına gidiyor. Acaba gelenler çok mu aşçı, sen mi çok iyi yapıyordun? Bilemiyorum. O da belli değil. O zamanlar çok tabii ufaktık, 13-14 yaşındaydım. Ondan sonra aşçılık okuluna gitmeye karar verdim. Kaç yaşa gittin, 17-18? Lisede başladım, hazırlık 3 sene, 4 sene aşçılık okudum. Ondan sonra İstanbul'da biraz çalıştım ve ufak bir Kıbrıs maceram oldu. Hatta işte ben hep uzak doğuya gitmek istiyordum. Asya'ya gitmek istiyordum. Normalde hani Türkiye'de her zaman işte Avrupa'ya ya da Amerika'ya gitmek ister. Şef olmak isteyen çünkü orada okullar vardı. Ben yani bilmiyorum Orta Asya'ya gitmek istedim. Asya'ya gitmek istedim. Tam tersini yapmak gittin istedim. Mi? Gittim. 16 yıl kaldım. 16 yıl. Evet. 20 yaşında 20 falan yaşında gittim. Sıfır İngilizceyle gittim. Ve 16 yıl 7 ülkede çalıştım. Hepsi böyle iyi restoranlar, iyi şeflerle çalıştım. Hangi ülkeler? Pekin, Qingdao, küçük bir liman kenti. Qingdao'dan Pekin'e geçtim. Pekin'den İyi sonra macera. Annem babam bir şey demedi mi? Onlar çok desteklediler çünkü onların desteği çok önemli. Pekin'den sonra Tokyo'ya geçtim. Tokyo'dan sonra Singapur. Sonra biraz Kopenhag'da çalıştım. Kopenhag'dan bütün sonra... Bütün yemek başkentlerine gitmişsin. Tabii. Paris var mı? Paris'te çalışmadım ama çok seyahat ettim. Kopenhag'dan sonra Hong Kong. Hong Kong'dan sonra da Bangkok. Sonra da İstanbul. Wow. Hikaye çok uzun aslında yani. Bayağı uzun bir hikaye. Yok, görüyorsun değil mi Fatih? Evet, yani ne kadar çok kültür olursa o kültürleri alırsan acayip bir şey olur. Bizim Antep'teki yemek kültürü öyle, de tabii, o. Yani öyle. Arap, Ermeni, Rum, Yahudi, aynen. Türk hepsi bir arada. Hepsi Kürt, hepsi bir arada enfes yemekler. Şimdi Nihat'ın hikayesi de öyle çıktı ortaya. Baksana her yerde dolaşıyor, bütün yemek kültürlerini almış ve muhteşem bir şey çıkıyor. Şimdi aşçılıkta şöyle bir şey var. Başlıyorsunuz çırak olarak, komi olarak, stajyer olarak. Kademe kademe yükseliyorsunuz askeriye gibi. Zart diye şef olmuyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Gençler yani onu bilsinler yani. Benim... Bu genç yaşta başarı olmak için genç yaşta eşek gibi çalışmaya başlamak gerekiyor. Bulaşık yıkayan bulaşıkçının da psikolojisini bilmen lazım. Yani restoran olabilmek açmak için o işi yapmış olmak lazım. O tezgahtan geçmen lazım. Benim kendi restoranımı açabilecek seviyeye gelmem için 20 sene bekledim. 20 sene sonra anca açabildim yani. O yüzden sabır etmek lazım.
Ve hakikaten çok mobbing de diyebilirsiniz. Ama böyle televizyonda gördüğünüz gibi çok bağırmalar, çağırmalar, bunlar artık geride kaldı. Böyle bir şey yok. Yok mu artık? Aslında gerçi iyi mutfakta çıt ses olmaz. Ama mutfakta hep gerilim vardır. Ses çok değildir ama hep bir gerilim vardır. O gerilimi hissetmen lazım çünkü detaylara önem vermen gerekiyor. Hata yapmaman lazım. O yüzden sadece yaptığın işi düşünmen gerekiyor. Gelen siparişi en iyi şekilde çıkarman gerekiyor. Yoksa her şey birbirine karışır. Peki mesela sen bu akşam buraya geldin. Evet, iki saattir buradasın. Evet. Bugün kötü yemek mi çıktı dükkanda? Kötü yemek çıkma ihtimali yok. Çünkü bence eğer şef mutfakta değilse ve yemekler iyi çıkıyorsa o zaman zaten şef iyi şef demektir. Mutfakta olmadığı zaman belli olur. Yani sen o takıntılı ne diyeyim böyle yani hani şey derler berbat şefler vardı böyle. Teröristtir. Evet evet. Takıntılıdır. İşin başında durur. Kapıdan çıkan her şeyi kontrol eder. İşte ne bileyim bir sos böyle bir yarım milim yamuksa atın o tabağı yeniden yapın falan der. Öyle misin yoksa? İlk gittiğimde Çin'e ekibime çok gerçekten zor anlar yaşatıyordum. Ama zaman geçtikçe insanları daha iyi yönetebilmeyi ve onları zevkle iyi bir çalışma ortamında sağlamayı öğrendim. Zaten aslında işin sırrı ekibinle iyi ilişki kurman ve aile olman gerekiyor. Yani buradaki tek başınıza kahraman olamazsınız. Benim restoranımda evet benim kapıda ismim yazıyor ama ekibim yoksa ben de yokum. Bir orkestra gibi. Orkestra. Yani. Tek başınıza orayı yapamazsınız ve sizin ekibinizin de sizinle aynı tutkuyu, sizin hedeflediğiniz yere gelmelerini sağlamak için onların da aynı şevke sahip olması gerekiyor. Peki hep şey mi? Restoranında ben bakıyorum böyle çok özenli bir restoran var. Biraz bana şey gibi geldi. Böyle İskandinav tipi bir dekorasyon, bir anlayış var gibi geldi ama yemeklerin İskandinav yemekleri değil. Sen tamamen Türk mutfağı. Tabii yeni Türk mutfağı. Ama Türk mutfağını yeniden yorumluyorsun böyle bir değişik yani. Nasıl becerdi bunu? Becerebilen bir şey miydi bu? Şöyle bir şey var. Çünkü bazıları yapmaya çalışıyor. Çok kötü şeyler çıktı ortaya. Yani görüntü güzel, yemek iğrenç, yemek güzel, görüntü iğrenç falan şeyler vardı. Sende öyle değil. Bir de sende galiba insanlar doyarak da çıkıyor. Tabii. Restorana gidiyorsun, karnın aç kalkmaman lazım. Özellikle Türkiye'de çok tehlikeli bir şey. Bir restorana aç çıkarsan o restorana bir daha gitmezsin. Şöyle bir şey var. Ben restoranı açmak için geldiğimde buraya Türkiye'den çok uzak kaldığım için yaklaşık 16 sene... Önce 10 bin kilometre bir yol yaptım. Türkiye'nin her yerine gittim. Çok araştırma yaptım. Restoranın açılış süresi zaten 1,5 sene sürdü. Yani artizan ustaları buldum. Tabaklarımı yaptıracağım. Seramik dizaynerlerinden tutun da bıçaklarına kadar her şeyi dizayn ettik. Ve ben buraya gelmeden önce restoranın mimarına dedim ki bir restoran hayal ediyorum. Açık bir mutfak olması lazım. Renkler bu. Bütün masalar yuvarlak olacak. Her masanın arasındaki mesafe bu olacak. Her şeyi, bütün detayı verdim. Evet, biraz İskandinav, biraz Japon mimarisinde birleştirip Türk dokunuşları yapmak. Çünkü restoran ismi Türk olduğu için onun hakkını vermem lazımdı. Çünkü bir restoran ismini Türk koyuyorsanız onun arkasında durmanız lazım. O yüzden yaptığımız yemeklerde de birinci şey, bizim dikkat ettiğimiz şey lezzet. Benim lezzet bir şey yoksa olmaz. Şimdi biz mesela bir kitap yazarken kafamda bazı şeyler, iyi bir roman için şu lazım. Kurgu lazım, karakterlerin iyi anlatılması lazım, içeriğinin olması lazım. Ama bütün bunlara rağmen o kitap iyi olmayabilir. Şunu demek istiyorum. Bir yemek yapacaksınız, bütün en iyi malzemeyi kullandınız, en iyi koşullarda pişirdiniz falan filan. Ama bir ruh, bir büyük bir şey. Nereden geliyor? Bunu çok merak ediyorum. Ruh, olur mu? %100 lazım. Ruh lazım, arkasında hikaye lazım. De lazım. Çünkü yemeği tadına baktığınız zaman herkese dokunması gerekiyor. Ya geçmişinize, ya çocukluğunuza, yaşadığınız bir ana. Çünkü yaptığınız yemekte herkesin bir ortak paydası olması lazım. Çünkü bu coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu coğrafyanın ürünleri, kültürümüz, mirasımız, bunların hepsine dikkat. Ya bir yemeğin aslında ortaya çıkmasında o kadar çok fazla detay var ki, proses var ki. Biz bir patlıcan tabağı yaptık mesela. Bunun yapım aşaması 4 yıl sürdü. Yani biraz saçma gelebilir belki ama alt üstü patlıcan diyebilirsiniz. Hiç öyle, hiç saçma gelmiyor. Ama hayır. Bana çok mantıklı değil. Evet, hatta daha çabuğuna inanmam. Evet, yani yumurta pişirmek için 40 bin yani bir ideal yumurta nasıl pişirilir diye 40 bin yumurta pişiren varmış. Evet. 40 bin yumurtayı farklı farklı yöntemlerle pişirip sonunda ah bu iyi diyen varmış. Sonra anneannesine gitmiş sormuş. Annesi almış. Onu buldu yöntemi. Anneannesinin yöntemi aynıymış. Evet. Evet.
Zaten şöyle bir şey var. Bize ilham verenler zaten aslında köydeki teyze, işte fırıncı amca, bilmem neredeki balıkçı. Yani aslında uzak değil. Her şey aslında çok yakın. Aradığımız hisler yanlış, de değil evet, mi? Aradığımız hisler de hep öyle. Biz yanlış yöne bakıyoruz. Aslında aynaya bakıp kendimizi görmemiz lazım. Bizim acayip değerlerimiz var. Sadece biraz araştırmak ve tembel olmak gerekiyor. Ve sende galiba her gün başka yemek var. Yani bir evet, yemeği iki gün üstte yemiyorsun. Mikro sezonsal. Çünkü doğa ana sürekli yeni malzemeler veriyor. Ve o malzemeler sürekli değişiyor. O yüzden benim menüyü değiştirmem lazım. Mevsimine yani, göre ürünleri. Ve o gün bravo, iyi bulduğu ürün tabii, neyse. Bugün tabii, diyor ki sabah kalktım mesaj telefonumda. Balıkçı yazmış. Bugün çok fırtına vardı bu sabah. Kolyoz yok. Ne var? Ne yapabiliriz? Şimdi balık yok. Menüye çalışmışsın, bir şey yapmışsın. Menüde o balık olması lazım ama o balık o gün çıkmamış. İşte aşçılık bu. Başka bir balıktan başka bir şey yapmak başka zorundasın. Şey. İlla onu bulacağım diye uğraşmamalısın. Çünkü baktığınız doğa zaman... Doğayla mücadele edemezsin. Dondurulmuş kolyozda kullanamazsın. Yani mesela şöyle bir şey var. Herkes lüks ürünleri güzel zannediyor ama bizim mesela şimdi menüye dün koyduğumuz bir yemek var. Patates, soğan. Ne kadar basit. Pazarda beraber satılır. Patates, soğan, bağırlar. En ucuz şey. En ucuz şey. Ama menüdeki şu an en lezzetli yemek. Yapma ya. Yani adı da soğan kokusu. Soğan kokusu. Evet. Çünkü herkesin eve girince annesi soğan kavurur. Soğan kavurur. Annem. Girersin evet, okuldan. Annem. İşte evet, burada ne oluyor? Ortak paydanız var. Eşim girdiği zaman yine mi soğan kavurdun diyor. Ama işte onu hissettirmek önemli. Yani... Peki İdil sana bir şey soracağım. Şimdi ben şuna çok inanırım. Teknik tamam yani. Tekniği herkes bir şekilde öğrenebilir ama nasıl ki mesela sporda, edebiyatta veya başka konularda bir yetenek diye bir şey varsa bana göre yemek de bir sanat olduğu için bir de el lezzeti diye bir şey var. Bazısı ne yaparsa yapsın olma. Yemekte sen yeteneğe inanıyor musun? Böyle bir şey var mıdır? Yani, yoksa değil midir? Aslında orada ben şey inanıyorum. Aslında bakınca gerçekten bu bir matematik problemi gibi bir şey. Kimya. Yani kimya, matematik, yemeği bir şekilde öğrenmek mümkün. Orada bence biraz damak tadı, biraz seyahat etmek, biraz farklı tatları tatmak, yemek yaparken ah ben şu baharatı koysam şöyle bir lezzet olur, olur mu? Onu hayal edebilmek. Etmek. Aslında bence yemekteki yetenek o. Işte. Yani o da bence çok tatmak, çok yemek, çok gezmek damak ve... Tadını. Yeniliğe çok açık olmak. Yani mesela yine Türkiye'de hani yeniliğe bence kesin mutfakta daha açık olmamız lazım. Yine ondan mesela Fatih senin yaptığın şeyi çok kıymetli buluyorum. Çünkü çok yenilikçi tabaklar sunuyorsun. Çok acayip şeyler yapıyorsun. Çok acayip şeyler. Çok acayip. Ya acayip acayip. Çok uzak değil ama işte. Yani evet, acayip ama. Ama çok uzak evet, değil. Evet çok evet, tanıdık. Aynen. Zaten çok aynen. Ya bu benim evet, teyzeme benziyor ama teyzem değil. Teyzeme de amma benziyor. Evet onun gibi. Yetenek orada mesela bence senin, o. Senin en iyi yemeğin hangisi? Annenden öğrendiğin yemekler mi? Kendi yarattığın yemekler mi? Ya benim aslında şimdi yine en iyi şu diyemem. Mesela tatlı yapmayı ve çikolata yapmayı çok severim. Zaten çikolata şahane getirmişsin bize çok, yedik süperdi çok yani. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Ona pazarda bakkalda var mı? Var. Var değil mi? Var var. Belki ben görüyorum sağda solda onları paketten tanıdım. Çikolata yapmayı çok seviyorum. Onun dışında anneannemin yemeklerini yapmayı çok seviyorum. Çünkü orada bana büyük bir his geliyor. Yani mesela anneannemin çok meşhur bir domates yemeği vardır. Hatta biz Adilok deriz. Adile'ydi anneannemin adı. Mesela hani onu yaparken bazen kendimden bir şey katıyorum. Bazen işte o gün sadece anneannemin yaptığı gibi yemek istiyorum. Onları yapmak bana çok keyif veriyor. Yine hikayesi olan yemekleri yapmayı çok seviyorum aslında. Beni böyle bir yerlere götüren yemekleri yapmayı çok seviyorum. Peki sen de mesela aşçılar arasında bu doğa, yemek yapanlar arasında doğrusu şefler ve aşçılar arasında gezginlik çok önemli bir şey haline geldi. Yani gezip doğayı tanımak, ürünü tanımak, kültürü tanımak, birinden bir şey, ilham alabilmek için bir şey, yeni bir şey görmek. Sen de geziyor musun Anadolu'yu böyle? Geziyorum. Zaten biz gezmezsek bence kendimizi geliştirebilmemizin bir yolu yok. Yani izlemek, okumak bunlar çok kıymetli ama tatmak lazım bizim mesleğimizde bir şey üretmek için. Ondan dolayı ben çok geziyorum. Peki yani en etkileyen bölgeler, yerler yemek olarak, ürün olarak nereler oldu? Mesela yurt dışındaysa yine az önce konuşuyorduk. Tokyo beni... Tokyo acayip. Yani gerçekten çok etkiledi. San Sebastian çok etkilendiğim yer. San Sebastian'da onun başka bir yer. Orada da şeyden çok etkileniyorum. Yani hem eskinin hem de yeninin bir arada ve birbirini ne kadar destekliyor olmasından çok evet, etkileniyorum. İkisi de birbirini çok besliyor. Bu çok önemli. Biz yine mesela bazen yeni bir şey yapınca eskiden vazgeçmişiz gibi düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Yeni bir şey çıkarmak eskiyi mutlaka destekleyen bir şey. San Sebastian çok büyük örneği. Ben onu biraz daha yayıyorum. Ben Biarritz'den Bilbao yakalarından bölgeleri muazzam buluyorum. Yani Allah yarabbim. Allah. Benim Instagram'a koyduğum bir tane fotoğrafım var mesela. Islakoz bir şey ama o oralarda bir yerde yakalanmıyor. Müthiş yani. Ürün çok önemli. Ürün çok önemli. Peki Türkiye'de ürün standardı
ile ilgili bana göre bir sorun var. Sana göre de çok var mı? Çok büyük bir sorun var. O yüzden biz çarşı pazar geziyoruz. Yani iyi tüketici, iyi ürün üreten, kandırmadan üreten üretici bulmaya çalışıyoruz. Saygıyla gerçekten ürün üreten. Türkiye'deki en büyük problem... Farkını versen bile yok çünkü. Yok. O ürünü tekrar bulma şansın yok. Çünkü Türkiye'deki en büyük problem tüketicinin zamanında, mevsimde derdik ya, turfanda. Yeme alışkanlığını kaybetmesi. Her şey her zaman sen var. Sen domatesi Şubat ayında, kerevizi Haziran'da yemek istersen bu iş olmaz. Olmaz. O yüzden herkesin mevsiminde yemek yapmayı sen öğrenmesi gerekiyor. Sen dikkat ediyor musun? Çok. Bizim en çok dikkat ettiğim yani şey ben mevsiminde. Ben mesela sana Ocak'ta gelsem bir çoban salatayı yemez miyim? Asla. Şahane. Benim istediğim de bu. Evet. Ama çünkü yemezsin. Onlar yaz sebzelerinden. Tadı olmaz. Tadına tadı olmaz. Tadı olmaz. O yüzden tüketici de bunu istemezse eğer, üretici de üretmez. O zaman da ülkenin habitatı düzelir yani. Düzelmeye başlıyor. Bu kadar basit. Bunu biliyorsun değil mi? Bible. o meşhur Michelin Guide. Bu tabii sadece Fransa. Daha bir sürü ülkenin. Yani çeşitli ülkelerin var. Bu Fransa'daki gördüğünüz gibi tuğla gibi. Bu Fransa'daki Michelin yıldızı lokantalar ve Michelin'in tavsiye ettiği lokantalar, sokak lezzetleri, şunlar bunlar. Çocuklar göbeğimi gösterip duruyorsunuz. Ben içime çepeten öleceğim göbeğimi. şimdi söyleyeyim mesela. Fransa dünyada en fazla Michelin yıldızı restoran olan ülke. Paris'te en fazla Michelin'li kent. Not aldım buraya bakayım. Paris'te, sadece Paris'te 119 tane şey var. Michelin tavsiye ettiği restoran var. Kaç tane... Pardon, evet 119 tane şey var, Michelin yıldızı lokanta var. Kopenhag'da var, bir Danimarka mutfağı Hong diye Kong'da bir şey yok. Hong Kong'da bile var yani. Hong Kong'da var falan. Yani. Bizde yok. Evet. İşte ben sana baktığın zaman, yani senin gerek sosyal medyada takip ettiğin zaman, gerek fotoğraflarına baktığın zaman yaptıklarının, sen buna en yakın insan gibi duruyorsun. Başka birkaç daha çok genç sevdiğim şefler de var. Yani Can Oba'yı seviyorum. Mesela Can Oba'nın tatlarını çok özellikle müthiş buluyorum. Yani dünya çapında iyi buluyorum ama niye bizde Michelin'li bir... Yani İstanbul gibi 18 milyonluk bir kentte, işte Paris'te var, Londra'da var, New York'ta var. Bunlar hep bir anlamda yemek başkentleri. Hadi buralar büyük ama mesela Kopenhag gibi küçük bir yerde, Tokyo büyük, Tokyo'da, hadi o kendine özgü. Niye bizde bir Michelin yıldızlı restoran çıkmıyor? Michelin Guide'ın Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Birincisi nedir koşulu gelmesinin? Ya koşullarını bilmiyorum ama tabii ki sanırım devlet aracıyla geliyor. Benim bildiğim kadarıyla Turizm Bakanlığı aracıyla geliyor. Benim bildiğim kadarıyla bu. Çünkü Bangkok öyle gelmişti yani Tayland'a. Önce guide'in gelmesi gerekiyor. Guide geldikten sonra da muhakkak bizde de çok iyi restoranlar var. Michelin var mı Guide'e... peki? Bence şöyle bir şey var. Bangkok'ta J5 diye bir restoran var. Kadın sokakta omlet yapıyor. 50 yıldan beri, 80 yaşında. Bence bizim bilmem neredeki köfteci, Trabzon'daki pideci de Michelin yıldızı almalı. Şimdi onlar Michelin yıldızı almalı, Michelin tavsiyesi. Evet, tavsiyesi. Tavsiye yani Michelin önerebilir onlar ama yıldız almak bambaşka. Evet. Mesela sen yıldız alabilirsin. Bir ara Murat vardı biliyorsun, o alabilirdi. Onun öyle bir gayreti, özeni vardı. Ama Türkiye ne yazık ki... Çünkü bu bir turizm mesela. Diyoruz ya, Türkiye turizmde yılda gelen turist başına 662 dolar kazanıyormuş. Abi sen böyle lokantalar açmazsan, böyle yıldızlar vermezsen, senin iyi lokantadan insanın haberi bile olmuyor. Halbuki buraya girdiğin zaman Türkiye İstanbul'a gidelim bir de yemek yeriz şurada diyor. O yemeği adam başı 500 dolar veriyor ya 300 dolar veriyor. Böyle olunca olmuyor. Mesela sen de fiyatlar nasıl? Biz fiyatları telefonda söylüyoruz sadece. Yok ama şöyle bir şey var. İyi bir yemek istiyorsanız onun bir karşılığı var ama çok abartılı bir karşılığı yok yani. Neyse o insanları kandırma derecesine. Çünkü bazı restoranlar var çok fahiş fiyatlarda ama gittiğin zaman gerçekten bu yemeğe para verilmiyorsun. Biz sonuna kadar hakkını veririz. Ya yani mesela işte İstanbul'da meşhur bir kalkancı vardır. Adını da söyleyeyim. Kahraman mesela. İşte çok pahalı falan filan derler. Ben zaman zaman gidiyorum. Ev falan satıyorum veya işte bankadan kredi alıyorum. gidiyorum Kahraman'a. Yemek yiyorum. Ama yemek yiyorsun. Abi çok mutlu lezzetli. Oluyorum. Evet. Ve sonra da ucuz mu? Değil. Ama şöyle düşünelim. Şimdi ben bu yemeği New York'ta yesem kaç para verirdim? Onun muhtemelen ikimisini verirdim. Kesinlikle. Ya da işte Kahraman'a benzer belki bilirsin. Bilbao ile San Sebastian arası El Cano vardır. O tabii. O da zaten kalkancı yani. O da kalkancı. Ya da işte El Cano'nun hemen altında limana inerken bir yer daha açıldı. Orası da şahane. Tavsiye ederim. Adını hatırlarım birazdan. Orası böyle daha biraz daha El Cano'ya göre daha şık. Orada da yersen onun 2 veya 3 misli para veriyorsun. Kesinlikle. O yüzden de biz kendi
şeylerimizi de çok kırmamamız lazım. Fakat benim gördüğüm şey var. Ya bitireceğim tamam, acele etmeyin. Orada program bitti diye bana anons yapıyorlar da. Benden sonra kim var? Şey mi? Ne? Yok bir şey. Tamam. Türkler yemeğe para verirken biraz cimri davranıyorlar. Yani dışarıda çok para veren Türkler, Türkiye'de çok para verdiği zaman, yani aynı parayı verdiği zaman abi ama geçirdi bize diyor şimdi adam. Ve bir de mesela aynı restorana birkaç kere gitmiyor. Mesela Paris'e gittiğinde Ambrosia'ya 4 kere giden adam İstanbul'da aynı havada açılmış bir restorana pek gitmek istemiyor. Evet. Bir de Türkiye'de açılan iyi uluslararası iyi restoranlar pek tutmuyor. Evet. İnşallah bunu zincirin Noma kıracak galiba. Onlar iyi gidiyorlar ve iyi de iş yapıyorlar galiba. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Bizim müdavimlerimiz var. Ya açıldığımızdan var, beri 5 kere gelen de var, 10 kere gelen de var. İyi hizmet aldığın zaman, iyi servis yaptığın zaman, paranın karşını aldığın zaman oraya tekrar gidersin. Evet. Bu zaten restoranın başarısı budur. Mesela bizim şu an hani rezervasyonumuz o kadar dolu ki bir ay önceden rezervasyon yapman lazım. Çünkü artık insanlar araya adam sokmaya başladılar. Evet. O yüzden bir restoranın evet Michelin yıldızı alması ya da 50 Best Restaurant'a girmesi ekip için çok güzel bir moral. Fakat iyi restoran bence o restoranın rezervasyon yapamıyorsan o zaman o restoran bence iyi restoran demektir. Ve Türkiye'de de bu algı yavaş yavaş kırılıyor. Biliyorum böyle restoranlar ucuz değil. Ama bir kere gidilebilecek bir restoran da değil aslında. Ama çok da fahiş fiyatlı restoranlar değil aslında. Yani mesela Noma'ya her gün gitmezsin. Zaten gitmek de doğru değil. Doğru o değil. Bir experience o. Deneyim yani. O yani. Hani ben Noma'ya gittim abi acayip iyi de tıka basat yok da doydum falan bir de geğirdim çıktım diyemiyorsun. Tiyatral olması lazım. Çünkü bizim restoranımız öyle. Sadece yemek yemek değil. Girişinden sonuna kadar aslında bir evente giriyorsun. Bir şey. Aynen öyle. Yani, bir hissiyata giriyorsun. Kesinlikle. Kokusuyla, yemeğiyle, dekorasyonuyla, şatörünün tutuşuyla, müziğiyle, bıçağının tipiyle falan. Hatta sana bir bıçakçı tavsiye etmiştim. Evet. Orası da ilginç, güzel, yerli malı olduğu için desteklediğim bir şey. Peki, bitireceğiz tamam arkadaşlar. İdil senin yemeği ne zaman yiyeceğiz kardeşim? Şimdi ona tamam rezervasyon yapacağız. Şefi de tanıdık artık. Yer bulmak kolay. Ben onu artık ayrıca şey yapacağım. Ayrıca organize edeceğim ama bir restoran işte Fatih'in de dediği gibi bu gerçekten ciddi bir adammış. Bir gün mesela bir özel bir gün yap İdil de mutfağa girsin. Biz de hep beraber yiyelim. Olur. Bayılırım. Ya ben dışarıda yemek yiyorum. Hep beraber şeyler söylemez. Böyle bir şey yapacaksak benim evde yaparız falan yani. Hep beraber yemek pişiririz. Evde bazen soruyorlar evde yemek yapıyor musun diye. Kendim hiçbir şey yapmam ama sevdiğim insanlar için her zaman mutfağa girer ne bir şeyler yaparım. Ne mutluluktur değil mi insanları doyurmak? Ya, o insanın yüzünden bunu para, bak şöyle görmek. Bir şey söyleyeyim. Bu tek kelimeyle şunu açıklayabilirim. Ben hayatımda en çok sevdiğim şeyi yapıyorum. İnsanlar da bunun üzerine para veriyorlar. Bu kadar basit. Benim parayla para işim yok. Biz öyle bir şey yaparız. Benim stüdyomda yaparız bence. Bak, en güzel öyle olur. Çok aynen güzel. Benim stüdyomda yaparız. Hatta onu dedi çek mesela böyle işte ünlü Şef Fatih Tutak da bizle beraber de ünlü öbür Fatih de bizle. İki Fatih'in arasında. Ay harika oldu. Antep'te aramızda falan. Ahmet sen yemek yapar mısın? Yaparım tabii. En iyi yaparsın? Ali Nazik. Ay, tabii, tam en iyi Ali Nazik yaparım abi. Çok enfes. Bir sürü yaparım ama Ali Nazik süperdir yani. İleri mutfakta yapacağız bunları. Tamam olur. Tamam. Çok büyük bir keyif söz, benim tabii. İçin. İçimizde bir tek o havalı aşçı olduğu için, şef olduğu için belki gelir misin? Estağfurullah. Sende? Her zaman. Fahişim sağ ol. Restoranını büyük bir keyifle izliyorum. İlk fırsatta geleceğim. Birkaç kere yer ettim. Birinde zehirlendim, gelemedim falan böyle. Çok da mahcubum sana karşı. Geleceğim ve çok beğendiğimi söylemeliyim. Gösterdiğin özene büyük saygı duyuyorum. Yani içerinin dekorasyonu falan bayılıyorum. Tabakların, oraya koyduğun porselenlerin tipi falan yani. Çünkü restoran böyle bir şey yani. Gidip de bilmem ne işte ünlü bir yerden aldım koydum. Yok abi böyle bir şey yok yani. Onun parayı veren herkes yapar. Sen o yaratıcılığı koymuyorsun oraya. Her gerçekten şeyi aynı dili konuşmam. Bayılıyorum yani. Teşekkür senin gibi ederim. Hele bir de genç olman. Çünkü iyi aşçılar genellikle biraz daha olgun oluyorlar. O çok doğru bir şey. Bana her zaman derler ki restorana gitmiş mesela aşçı kaç yaşında? Yaşı oturmuş mu? O çok önemli. Şimdi bir şey. Mimarın ve aşçının yaşlısı genellikle doğru, çok şeydir. Haklısın. Daha tecrübeye evet. Dayalı bir şey yapar. Sen bunu genç yaşta yapmış olman da ayrıca bir şey. Seni uzun yıllar yeme keyfine eriştirdi. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. İdil'cim sağ ol geldiğin için. Çok teşekkürler. Ahmet seninle olmak her zaman çok güzel zaten. O bilge duruşun bile bize kendimizden almaya yetiyor. Çok teşekkür ederim. Böyle yemekçilerle beraber olmak yemekçilerden kusura bakma böyle diyorum. Benim için ayrı bir şey. Buradan çıkıp kokoreç
yemeği. Çünkü programa geleceğim sonra diyor. Benim çıkmasın diye az dedim bugün. Açım o yüzden kokoreç yemeği. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Değerli izleyiciler, program daha sona erdi. İnşallah eğlenmişsiniz. Biz çok eğlendik burada. Sizin eğlenip eğlenmemeniz de pek umurumuzda değil. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.